Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler de görmüş olduğunuz gibi Tofaş aracımıza ayna takacağız. Bu aynaları değiştireceğiz. Aynaları niye değiştireceğimize gelirsek arkadaşlar, bu aynalar birincisi şöyle göstereyim, kamera çıkıyor bu. Birincisi tam net göstermiyor arkayı, biraz yumurta gibi olduğu için. İkincisi ise arkadaşlar, bu bozuk. Ben buna uzun yola falan giderken böyle gördüğünüz gibi kapanıyor. Suyu araba yıkarken böyle açılıyor. İşin açıkçası bozuk yani arkadaşlar. İçeriden bozuk, buradan bozuk. Ayarlanmıyor. Biz de buna ayna aldık. Normalde almayacaktım. Böyle biraz daha izah edecektim. Ama İstanbul'a gidip geldiğim için şart oldu. Şöyle S1 otomatiğinden iki tane görmüş olduğunuz gibi Tofaş'ımıza ayna aldık. Şöyle arkadaşlar dışından göstereyim size. Aldığım ayna da eski modeli. Yani bunun bir normal yeni modeli, arabadaki olan gibi var. Bir de eski modeli var. Benim arabamın üzerindekiler arkadaşlar normalde yeni model. Benim arabam 90 model olmasına rağmen yeni model bir ayna takmışlar bunun üzerine. Ama ben bunları sevmiyorum. Diğerleri daha güzel, daha çok gösteriyor bu. O yüzden bu aynaları değiştireceğiz arkadaşlar. Değiştirmeyi de sizlerle video çekip paylaşmak istiyorum. En azından bir faydamız oluyor. Arkadaşlar fazla şöyle hemen bir kapıyı açalım sizlerle beraber. Şöyle kutuyu açtığımız zaman aynamız bu. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle arkadaşlar. Sağ ve sol olmak üzere iki tane aynamız var. Bunları aracımıza takacağız. Kutunun içerisinden şöyle göstereyim. İç ve dış plastiği ve diğer plastikleri ve vidaları çıkıyor arkadaşlar. Bunlarla şu an işimiz yok. Diğer aynada aynası burada. Bu aynadan başlayacağız. Size kademe kademe, adım adım nasıl değiştirildiğini göstereceğiz. Takipte kalın arkadaşlar. Ufak bir keselim. Ondan sonra tekrardan birleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an aynamızı söküyoruz. Burada bir tane vidası var. İlk baş buradaki vidayı almanız gerekiyor. Vidayı alamıyoruz. Dönmüyor çünkü. Çama diğer tornavida var. Onu alalım. Onu düz olacak ama. Düz tornavida var ya. Düz uçu var orada. Arkadaşlar şu an sizlerle canlı canlı bunu sökmeye çalışıyoruz ama buradaki vida iyice yapışmış oraya. Yapıştığı için. Şu düz var mı? Şöyle. Veya şuna mı yapalım? Tamam. Bu söküyor. Düz söküyor. Düzmüş bu. Düz değil. Evet arkadaşlar. Yılların vermiş olduğu bir sistem var burada. Bak, söktük. Bunu da aldık, buraya koyduk. Burada bir vida daha var. Aynamız tutan. Şimdi onu sökmemiz gerekiyor. O da yıldız. Bu vidalar sizin bu arabaya, aynaya takan kişiye göre değişecektir. Benimkini 24 bin yıldız takmışlar arkadaşlar. Bu arada yeni aynaları takarken orijinal olmadığı için biraz uğraştırıyor. Diğer aynayı biz takmayı denedik. Bayağı bir uğraştık işin açıkçası. Burada da size uğraştığımız yerleri göstererekten video almak istiyorum. Öbür türlü video çok uzun olacaktı. Videoda da çok kesinti olmasını istemiyorum. Her şeyi orijinalliğiyle görmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü zorlandığınız zaman bana soruyorlar arkadaşlar, bunu nasıl yaptınız, bunu nasıl yaptınız diye. Arkadaşlar zorlanacak yerleri ben size tek tek göstereceğim. Şöyle bunu aldık arkadaşlar. Şunu da aldık. Vidası yapalım. Aynamızı alıyoruz. Aynamız burada. Şu bir tane plastiği var arkadaşlar. Orijinal olmadığı için bakın plastik buradan az bir şey çırptırıyor. Tam oturmuyor böyle kafa kafaya. Bu da orijinal ile alakalı. Bunu ilerleyen zaman şu şekilde falçatayla yontacağız. O şu an bizim için çok da önemli bir şey değil açıkçası. Şimdi arkadaşlar bunu buradan şöyle bir geçiriyoruz. Bunu geçirdikten sonra
Burada arkadaşlar yuvaları var. Yuvalara dek getirmeye çalışacağız. Şu aynı çevirmişsem üstü şu altı oturuyor, üstü oturuyor. Şu şurası var ya, böyle az daha onu bükülüyor mu? Az aşağı. Aşağı böyle aşağı. Böyle tutuyorlar. Maske bana. Arkadaşlar yine üzerine sokmuş olduğumuz vida atıyoruz. Elimizde ısını atmıyorum. Gerek de yok. Hazır bir tabi var işte. Nasıl sonunda. Her şey burada. Zaten oluyor vidaları. Dediğim gibi ben bu aynayı normal değiştirmeyecektim. Aynalar göstermiyor beni. Bozuk olduğu için o yüzden değiştiriyorum. Arabayı da satacağım zaten. Alan kişi hayrını görür. Araba yakın bir zaman içerisinde satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Arabayı satma sebebim ise daha düzgün, el ayağı toplu, beni böyle uğraştırmayacak. Bu aynanın parçası nerede? Hemen yanında. Beni böyle çok uğraştırmayacak. Aslında uğraşmayı seviyorum arabayla da. Arkadaşlar vaktim kalmıyor. Ben uzun yola gelip gidiyorum bu arabayla. Yani yerine göre İstanbul'a gidiyorum. Ben Zonguldak'ta yaşıyorum kendim. Sürekli yol yaptığım için uzun yol işin açıkçası yoruyor beni. O yüzden niyetimde farklı bir araç var. Bunda aksent yumurta kası olur. Veya daha farklı araçlar olur. Yani Renault 19 gibi. O tarz bir araç düşünüyorum. Dediğim gibi düşünmemin sebebi uzun yola gitmektendir. Başka türlü araçtan herhangi bir sıkıntım yok şu anda. Araçta keyfi, ya benim içime sinmediği için keyfi kaporta masrafı var. Keyfiden kastım kapağların, direkler falan temiz, kapıların temizlenmesi lazım. Ufak tefek elden geçmesi lazım. Ben biraz pimpirikli olduğum için arkadaşlar bu arabayı komple soydurmayı düşündüm. O da bu zamanda bana bayağı tuzlu geldi. O yüzden vazgeçtim. Yani ona vereceğim parayla soyulmuş bir arabaların daha iyi gitmeyi diyor. İşin açıkçası. Şimdi arkadaşlar bunu deliklerini gevşettikten sonra bunu buraya tutuyoruz. Bunun vidası da burada. Umarım bu vida denk gelecek buna. Çünkü hep uzun geliyor. Kafa da var bunun. Yani kafa tutuyor. Onunla beraber kalkacağız ama öncelikle şurayı bir denemem lazım. Çünkü kafa kafaya tutuyor bunu. Çünkü bu tarafa göre biraz daha sıkıntılı oldu. Eğer oturursa ne ala. Oturmazsa bayağı bize sanırım oturuyor. Hafiften yukarı kastık hatta. Arkadaşlar dediğim gibi arabanın aynaları orijinal olmadığı için ufak tefek kusurları var. Her ne kadar arabanın aynası sıfır dolmuş olsa 350 liraya ama normal yani. 350 liraya almıştım onu. Daha iyi olamaz mıydı? Olurdu. Ama daha iyisi daha iyi para. O yüzden sıkıntı yok. Arkadaşlar, buradan bayağı zor geçiyor. Metre de çok zor. Durdurup geliyor mu? Arkadaşlar şimdi şu vidaların birini atacağız buraya. Artık hangisi olursa. Hangi vidanın olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü dediğim biraz sıkıntılı yeri. Şu an sadece deniyoruz. Thank you.
kısa geliyor arkadaşlar buraya. Hemen bunu söküyoruz. Başka bir yere deneyeceğiz. Bir de daha bak, ben atalım bakalım olacak. Kendi vidası. Alttaki videoyu düzgün sıktın mı sen? Aynı oynuyor. Hmm. Arkadaşlar uğraştıran yerler bunlar işte. Bu videoların içerisinden çıkan kendi videoları çok kısa geliyor. Onları uğraştırıyor. Uğraştıran noktalar. Çantadan başka bir de var mı? Yok. Aklımda bir de var. Aklımda bir de var. Olmaz ya. O ince geliyor. İnce mi? O ince geliyor. Evet arkadaşlar, şu an bunu taktık sayılır. Biz uğraştıran bunlar arkadaşlar. Bunu uğraştırmasının sebebi de içerisinden çıkan vidanın kısa gelmesi. Kısa geldiği için uğraştırıyor bizi. Yoksa yani uğraştıracak bir yanı yok. Bizim yanımızda da var ama vidanın kafaları farklı. O yüzden olmuyor buraya. Şu anlık işimiz tamam sayılır. Son bir örtüşün sıkışını yapıyorum. Şu an için tamam arkadaşlar. Aynımız oynamaya başladı. Bunun kapağını takacağım. Kendi içerisine çıkan o orijinal vidaları var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu da buraya takıyoruz. Bunu takarken dikkat etmemiz gereken arkadaşlar bu bilezik içerideki şu takılı olan yer sıkıştığı için dişe atlama ihtimali çok çok yüksek. Bunu mümkün mertebe dişe atlatmadan takmanız gerekiyor. Dişe atlatarak takarsanız ben ne zaman sıkıntı yaşarsınız. Şu şekilde arkadaşlar. Zaten bir yerden sonra dönmüyor bu. Döndüğü yere kadar çevirin. Ben mesela şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Aynamız istediğimiz gibi ayarlanabiliyor. Bu arabayı aldım alalı. Bu aynalar bozuktu. Arabayı alalı ortalama 2 sene falan oldu. 2 seneden beri aynalarımız bozuktu. Daha yeni nasip oldu. Tarih. Bunları koyuversene çantaya. Evet arkadaşlar. Tofaş arabasıyla arabayı satmadan şöyle birkaç sefer size videolar çekeceğim farklı farklı. Arabalarla yaşadığım kronik sıkıntılar hakkında zaten videolar çekmiştim. Ben de atamadım daha YouTube'a. Ondan atmaya başlayacağım. Ama dediğim gibi arabayı satacağım. Hatta arabayı geçen satmıştım. Sonra anlaşamadık. 100 bin lira gibi bir fiyata
arabayı vermiştim. Sonradan vazgeçtim arkadaşlar arabayı satmaktan. Şöyle arabasını. Vazgeçtim. Vazgeçme sebebim de ben bu arabayı 100 lira sattığım zaman 100 lira başka bir araba alamayacağım. Şu anda imkanım yok araba almaya. O yüzden şu anda vazgeçtim. Allah nasip ederse 12. 1. aylarda falan arabayı satacağım. O zamana kadar da bakımını yaptıracağım. Camına ufak bir sıkıntımız var. Onları yaptıracağım. Motor mekanik olarak satın arabamın yürürü çok güzel. Galeriye dahi götürdüm ben bunu bir ara. Sırf piyasayı yoklamak için. Galerideki arkadaş bile arabanın yürürü, motoru çok güzel. Tek sıkıntı kaplardanda ufak tefek masraflar vardı. Tofaş arabasının kaplardası da masraf olmadan olmaz. Ufak tefek dediğim masraf da bunlar arkadaşlar. Burası sağlam. Sadece şu kapının buralarında, o yanları bu yanında ufaktan bir, bana göre normal 90 model araba, ufak tefek bir kabarma var. Onları görmezden geliyorum. Bu video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.